Sana kaç kere nerede olduğunu sordum. Madem ortada Melike ablanın dediği gibi bir durum var, neden söylemedin bana? Gerçekten akıl alır gibi değil. Ya hala sessizsin. Nedir bu ya? Gurur mu? Kibir mi? Hayır. Ne gurur ne de kibir. Konuşabilsem, taşıdığım sır öyle ağır ki emin ol benim yerimde olmak istemezdi. Şu an çektiğim acıyı bir bilsen. Mukadder teyzenin akrabasında kaldığını ben neden Melike abladan öğreniyorum ya? Neden? Madem böyle bir programın vardı, neden arayıp söylemedin? Tenezzül mü etmedin? Yoksa işin içinde başka hesaplar, başka planlar mı vardı? Gerçekten çözemiyorum ya. Gerçekten. Ne istiyorsun? Amacın ne senin? Eğer beni yok sayacaksan, başına buyruk takılacaksan, bu konakta, bu odada işin ne? Buraya gelmeni, karım olmanı ben istemedim. Hatta bitsin dedim. Boşanalım dedim. Ama sen ısrarla direttin. Hayır dedin. Öyleyse bu yaptığın ne? Bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Ne yaptığın, dün geceyi nerede geçirdiğin umurumda bile değil, biliyor musun? Ama ne yazık ki benim resmi karımsın ve hala benim soyadımı taşıyorsun. Bu evlilik devam ettiği sürece soyadına yakışır biçimde davranmak mecburiyetindesin. Anladın mı beni? Şey söyledim. Ama senin bana söyleyebilecek hiçbir şeyin yok, öyle mi? Tek bir kelime bile yok mu? Tek bir kelime bile. Taş olsa çatlar adam be. Taş olsa. Ya sen nasıl bir insansın he? Nasıl? Bu yaptığın sorumsuzluk bile değil. Bu yaptığın düpedüz saygısızlık. Ama ben bu saygısızlığı hak edecek hiçbir şey yapmadım. Bu ayıp tamamen sana ait. Sana ait.